Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle ETS2'de araç teslimatı yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an Mercedes bayisindeyiz ve aracımızın başındayız. Şöyle aracımızı gösterelim. Evet, teslim edeceğimiz araç bu arkadaşlar. Bir otobüs ve firması da zaten belli. Nilüfer firmasına teslim edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Nilüfer Bursa'nın otobüs firması ve biz de bunu İstanbul'dan Bursa'ya götüreceğiz. İlk önce şöyle bir aracımızı çalıştıralım. Navigasyonumuzu zaten ayarladık. Şöyle ufaktan bir yola çıkalım. Bu arada şöyle göstereyim. Kapılarımız açılıyor. Şöyle arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle şu hatta içeriden göstereyim. Şöyle camımız da açılıyor. Kapılarımızı kapatalım. Camımız biraz açık kalabilir. İlk önce şöyle bir çıkalım. Arkadaşlar bu yeni bir mod. Biliyorsunuz ki otobüs modu. Otobüs modunu nasıl yüklenir, nasıl çalıştırılır, nasıl oynanır, bunu bir sonraki videoda göstereceğim, bilginiz olsun. Eğer hala abone değilseniz, eğer hala bildirim zilini açmadıysanız, abone olup bildirim zilini açarsanız, bir sonraki videoda dediğim gibi otobüs modunu yüklediğimde siz de bu izleyip de bunu da oynayabilirsiniz, bilginiz olsun. Şöyle buradan bir U dönüşü yapacağız. Evet, yola çıktık arkadaşlar. Tahminen 2 saat 48 dakika sonra orada olacağız. Şu an İstanbul'dayız. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Gerçekten güzel olmuş bu mod. Arkadaşlar yola çıktım, İstanbul'dan çıktım dediğim gibi. Şimdi İstanbul çok gerçekçi yapmışlar ama sanırım Boğaz'ı unutmuşlar. Yani ben Boğaz'ı görmedim, Boğaz Köprüsü'nü görmedim ama Osman Gazi Köprüsü var, bilginiz olsun. Şimdi birazdan oradan geçerken siz de görürsünüz. Şöyle yola çıkalım. Osman Gazi Köprüsü yapmışlar. Boğaz Köprüsü'ne benziyor. Ama Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu yerde. Evet, paralı yola gireceğiz şimdi. Gişelerden geçeceğiz. Biz şöyle bir sağ tarafa yanaşmak lazım. Sinyalimizi verdik ama. Neyse. Yanaşalım şöyle aynadan bakalım. Evet. Bu teslimatı yaptıktan sonra bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Yani otobüs modunun devamı gelecek. Şimdi şu haritalardan göstereyim. Aynı zamanda Türkiye haritasını da yükledim arkadaşlar bir kısmına. Buralarda firmalar adına şoförlük yapacağız, bilginiz olsun. Bu Samsun, Ordu, Trabzon, Hopa, Batum.
Burada da işte Ordu, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Balıkesir, Çanakkale. Buralarda dediğim gibi firmalar adına işte Nilüfer olur, Süha olur, Kamil Koç olur. Hepsinin adına şoförlük yapacağız, bilginiz olsun. Evet. Buradan normalde tırla geçtiğim zaman şöyle sağa geçelim de göstereyim. €6 ödedik. Tırla geçtiğim zaman şuradaki kantara geçmemi istiyor. Yani kantarda aracı görmesini istiyor. Ama otobüs olduğu için gerek yok. Hayırlı yolculuklar deyip bizi uğurladı arkadaşlar, öyle diyelim. Şimdi dediğim gibi 2 saat 26 dakikamız kaldı Bursa'ya. Aracımızı teslim edelim. Ondan sonra işimize bakalım. Şöyle biraz dışarıdan süreyim. Sinyalimizi verdik. Normalde otobüsün içinde yolculuk yapanlar olduğu zaman yolcular oluyor. Yani bir firma adına çalıştığımız zaman burada yolcular da olacak. Şu an teslimat yaptığımız için yolcular yok arkadaşlar. Onun ayarı da var tabii ki. Bilginiz olsun. Evet, bu yollar tanıdık. Daha önceki videoda buralardan geçmiştim. Hatta şu sağ taraftaki kulede İstoç Kulesi olduğunu söylemiştik. Şuradan doğru gidelim, hatta hatırlatmış olalım. Arkadaşlar görüyorsunuz, burası İstoç. İstoç'un önünden doğru geçiyoruz. Şöyle yolumuza bakalım biz. Bu arada şu an Nilüfer firmasına gidiyoruz ama önümüzde polis var. Umarım bizi durdurmaz. Nilüfer firmasına gidiyoruz ama başka bir firma adına şoförlük yapmamı isterseniz, yani işte Kamil Koç olur, Süha olur, Kastamonu Aslan olur, Cide Aslan. Onları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda onları da sürebilirim, bilginiz olsun. O şekilde değiştirme yapabiliyoruz yani. Şöyle aynadan doğru bakalım.
Sağ tarafa gireceğiz çünkü. Evet, bir gişeye daha geldik. Sanırım paralı yoldan çıkıyoruz. Evet, 7 euro ödedik. Biraz da gişelere takıldık ama olsun. 7 euro ödedik arkadaşlar. Şu an Bursa'ya yaklaştık. Yani en azından yolumuzun yarısı bitti diyebiliriz. Solumuzda tır var. Sinyalimizi verdik. Biraz geç de olsa. Buradan sağa dönmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu an görüyorsunuz. Köprüye yaklaştık. Şimdi bu köprü Boğaz Köprüsü'ne benziyor daha çok. Şöyle dışarıdan yapalım. Şu alt tarafta da liman var. Yani şöyle haritayı açarsam görüyorsunuz İstanbul'dan çıktık. Şu an Körfez'deyiz. Şurası Körfez. Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu yerden geçiyoruz. İstanbul'dan gelirken hiçbir köprüden geçmedik arkadaşlar. Bu köprü Boğaz Köprüsü'ne benziyor ama yer olarak da Osman Gazi Köprüsü. Yani biraz karıştırmışlar burayı. Ama olsun, yine de güzel yani. Hem otobüs modu hem Türkiye haritası modu da güzel. Şimdi yolları gördükçe anlayacaksınız. Dediğim gibi, yüklemek isterseniz bir sonraki videoda otobüs modunu, ondan sonraki videoda da Türkiye modunu, harita modunu nasıl yüklenir, nasıl çalıştırılır onu anlatacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş hava kararıyor. Saat de 10 olmuş. Bizim de bir saatlik bir yolumuz kaldı zaten. En iyisi sola geçelim. Evet, buraya da 7 euro ödedik arkadaşlar. Bursa görüyorsunuz ilerisini gösteriyor. Otobüste gece yolculuğunu severim. Yani uyumam, yolu izlemek hoşuma gider. Şu anda da otobüs sürüyorum, görüyorsunuz. Gayet zevkli. Yani eğer ETS oynuyorsanız ya da işte bilgisayarınız varsa tavsiye ederim arkadaşlar, yükleyin, oynayın. Eminim ki hoşunuza gidecektir. Evet, burada bir tünel varmış.
Şöyle bir resim de alayım. Videonun başlık küçük resmi için. Tünel daha geldi. Şöyle içeri geçelim. Yanımızdaki araç da Opel sanırım. Fiyata da benziyordu ama Opel gibi geldi bana. Evet, bir gişe daha geldi. Çok gişeden geçtik ya. Gişeden de böyle geçelim. Yine 7 euro ödemişiz. Evet, önümüzde bir otobüs daha var. Bursa keşfedildi. Çünkü ilk defa Bursa'ya geliyorum. Daha önceden Bursa'ya bir yani gelmedim. Bilmiyorum buraları arkadaşlar. Bakalım aracı nereye teslim edeceğiz. Bu saatten sonra büyük ihtimalle otele gideriz. Otelde sabaha kadar dinlenir. Ondan sonra da ertesi gün aracı teslim ederiz. Bu saatte kimi bulacaksın da kime teslim edeceksin aracı? Tabela da Bursa yazıyordu. Şuradan sağdan girecekmişiz. Yolumuz daha az kaldı zaten. Evet arkadaşlar, şu an Bursa'dayız. Arkadaşlar şurası şimdi normalde burası garajmış. Tamam, otel zannettim. Şöyle bir haritadan bir bakalım otel nerede var. Haritada görünmüyor otel. O zaman biz de ne yapalım? Heh, şurada bir dinlenme yeri var. Kusura bakma. Adamın da önüne kırmış bulunduk ama sinyal vermeden. Arkadaşlar burası Bursa. Bir de karanlık. Bilmediğim bir yerde olduğu için biraz zor oluyor. Benzinlik varmış burada. Olsun. Ha, şurada bir şey gördüm. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar oteli bulamadık. Şöyle bir yeri daha dolaşacağım, şu haritadan bir bakayım. Burada otel yok sanırım. Biz dinlenme yeri bulmamız lazım. O zaman şu şeye benzinliğe çekebiliriz. Şöyle gidelim. Arkamızda araçlar var. İlk önce bir dörtleri yakalım. Bizi geçen varsa geçsin.
Arkadaşlar görüyorsunuz lastikleri çevirdim. Şu an karanlık, gerçi tam görünmüyor ama bildiğiniz gerçek otobüsteki manevrayı alabiliyorsunuz arkadaşlar bunda. Bakın. Şimdi biz şu çekici galerisinin olduğu yere çekeceğiz tırı. Bunlar bizim firmayla zaten görüşüyorlardır, biliyorlardır birbirini. Sıkıntı yapacaklarını zannetmiyorum. Şöyle. Evet, burada tırlar varmış. Şöyle şunların yanına olabilir. Evet arkadaşlar, Bursa'ya geldik. Ama şu aracı bir kapatalım. Görüyorsunuz hava biraz, saat biraz geç. Havada karanlık. Onun için şu an firmaya gitme şansım yok. Burada dinlenelim. Sabah teslimatını yapacağız. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ki bir sonraki videolarda bildirim düşsün arkadaşlar. Hani izlemek isterseniz eğer bildirim görürsünüz. İşte video yüklediğim zaman sizin için daha rahat olur. Bu otobüs modunu bir sonraki videoda anlatacağım. Türkiye modunu ondan sonraki videoda anlatacağım. Bilginiz olsun. Oynamak isterseniz açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Oradan doğru da oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.